Ocağını ahşap merdivendeki çivi önünde çizmiş. Benim için bir hamam böceği kadar bile değerli olmaması kendimi tuhaf hissettirdi. Sanki bir tanrıymışım gibi. Bir zamanlar beni de öyle hissettirdi. Geriye sarıp tekrar tekrar yaşamak istediğim bir şey yok. Şimdi o ağaçların kuş sesleri. Bilmem, belki vardır. Düşünmedim. Senin var anlaşılan. Anlatıp kafamı ütülemek ister misin? Uygarlık gibi. Bir gün sahilde ona doğru yürümüştüm. Ne oldu, sonra koşmaya mı başladın? Bir gün kıyıda ona doğru yürümeye başlamıştım. Sanki bütün bu dünya kendi varoluşum, apaçık gözlerimin önündeydi. Bir yazarın söylediği gibi, dünyanın üzerindeki kapak kaldırılmıştı sonunda. O an bir şey oldu. Zaman yavaşladı. En küçük salisi, en hızlı anı bile hissediyordum. Hayatımın en güzel anı. Bunu fark etmek öyle tuhaf ki. Kaybedeceğimi bildiğim en güzel an. Hayatımın en güzel günü. Orada henüz içindeyken, geri dönmeye can attığım, özlemeye başladığım yürüyüş anı. Gülüşünde daha önce var olmayan hastalıklı bir şey var, farkında mısın? O hastalık hepimizde var. Hiçbir şeye inanmamak için güçlü nedenlerim var. Eski hastalıklar var. İlk defa ölü bir insan gördüğümde 7 yaşındaydım. Genç bir kadın. Cami avlusunda ölüsünü yıkıyorlardı. Bütün bir kalabalık onu izliyordu. Ben de aralarındaydım. Kadının bacağında iyileşmeye yüz tutmuş bir yara vardı. Bir insan yarası iyileşirken nasıl ölebilir ki? Bacağını ahşap merdivendeki çivinin önüne çizmiş. Buraya niye geldin biliyor musun? Özel bir nedeni mi var? Sohbet etmemi zannediyordum ben. Var var. Ya bir mektup mevzusu dönüyor. Sen biliyor musun? Meselenin aslını öğreneyim dedim. Mesele yok ki aslı olsun. Varsa da ben bilmiyorum. Hoca. Oğlum, sen bu işe karışma. Neyle uğraştığını bilmiyorsun.
Lazarus'un hikayesini hatırlıyor musun? Hani şu İsa'nın dirilttiği genç adam. Beni Tanrı da yargılayamaz. Beni sadece benim zaaflarıma sahip olup işlediğim günahları işlemeyenler yargılayabilir. Onların bedenleri çürümüş. Ruhları da. Günaha uzak oldukları için değil, korktuklarından reddediyorlar. Ve bana, onlara sözde şeytani arzularını anımsattığım için kızgınlar. Teknik kazası. Hangisi be? Ya bu sabahları şafaktan önce otların arasında ölen oğlunu arayan manyak. Şu tekne kazası geçiriyorlar hani. Baba oğul ikisi de gidiyor. Vallahi hiç duymadım ben, bilmiyorum. Hikaye şu. Nasıl bir hikayesi varmış? Baba oğul teknedeler. İş için mi, tatil mi, neyse ne. Bir alabora oluyor. Onlar da arkada. Hop denize. Karı ikisini de kaybettiğini düşünüyor. Kafayı yiyor. Deli. Normal. Hem oğlu gidiyor hem kocası gidiyor kadın. Ondan sonra her sabah karı artık nereden duyduysa çimlerin arasında güneş doğmadan önce oğlunu arıyor. Çimlerin arasında. Çimlerin arasında. Çocuk. Oğlunu arıyor. Yalnız delilik şurada. Oğul ölmemiş. Neredeymiş ya? İşte bulmuşlar. Biraz da hafıza kaybı falan. Çocuğun yaşı da küçük. Sonra teslim ediyorlar kadına. Şimdi problem şurada. Eskiden sadece ağlayan kadın şimdi daha kötü halde. Ağlıyor, zırlıyor, hayattan kopmuş vaziyette. Şimdi ben de sana soruyorum. Sen hocasın, okumuş adamsın, bilirsin. Bu kadın oğlu için ağlıyordu ve oğlu geri döndü. Şimdi niye hala ağlıyor? Avucunun içinde ne yazıyor biliyor musun? Bir yazı mı var burada? Bak şöyle. A, L, L, A, H. Allah yazar. Hiç. Latin alfabesi mi yazar? A, L, A, H. Merhaba. Senin alfalına baktılar mı? Defasında biçim yere kalın bakmıştı, çiçekçi biçim yere kalın. Ben de bakacağım şükür. Bir tanesi yaşam çizgisi derler. Diğeri baht, şans, kader. Üçüncüsü ne biliyor musun? Baht mı? Baht. Üçüncüsü ne biliyor musun? Ne? Kumpas. Biri önünde. Onu unutmadan ısrarla acı çekmeye devam edersen. Takıntılı ve saplantılı. Bunu yeterince sürdürürsen. Onu geri getirebilir misin? Annem buna inanmış. Sonra bir mektup yazmış. Derler ki, ölülerle
Onları geri getirmekle ilgili. Bunun bir başlangıcı yok. Bir yerlerden başladım ben olmaya. Ortasından bir yerinde. Ruhsal, kötü bir genetik miras kalmış bana. Aşırı takıntı, geçersiz bozuk bir narsizm. Ve eski kırık kale bir tabanca. 2 gece önce uyandığımda bana kalan bu tabancayla vurmak istedim kendimi. Çalışıp çalışmadığından emin değildim. Paslanmış olmalı. Denemedim. Eğer bunu yapabilseydim, vurabilseydim kendimi. Dün öğle vakti hiç üşenmeden yıkayıp tertemiz gömerlerdi beni. Tertemiz. Sanki ölüler. Ölüler temizlenebilirmiş gibi. Bütün istediğim buysa bunu yaparım. Ben çocukken uzun bir süre öldüğümü sanmıştım. Bir kadın beni çimenlerin arasında aramış. Yeniden dönerim diye. Gencecik güzel bir kadın. Annem. Biri öldü önünde. Onu unutmadan ısrarla acı çekmeye devam edersen. Takıntılı ve saplantılı. Bunu yeterince sürdürürse onu geri getirebilir misin? Annem buna inanmış. Sonra bir mektup yazmış. Ölülerle. Onları geri getirmekle ilgili. Söylesene, hayatında unutamadığın, tekrar tekrar yaşamak istediğin bir gün var mı? Lazarus'un hikayesini hatırlıyor musun? Hani şu insanın dediği genç adam. Dirildikten sonraki bütün ömrünü ağlayarak geçiriyor. Aslında haklısın. Çocuk kadına aylar sonra geri dönmüş. Bir şekilde vermişler çocuğu kadına. Kadının bütün ömrü boyunca yetecek kadar sevinci var aslında. Fakat çocuğunu bir defa kaybetmiş olan bir kadın, onun bir defa daha ölme riskine karşın hayatı boyunca ağlamaktan başka ne yapabilir ki?